Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, bugün inşallah haşir bahsine üçüncü hakikatle devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üçüncü hakikat, bab-ı hikmet ve adalet olup, İsmi Hakim ve Adil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, haşiye, evet hiç mümkün müdür ki, bu cümle, şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki, ekser küfür ve dalalet, istibattan ileri gelir. Yani aklıma uzak görünüyor, aklıma sığıştıramıyorum. Akıldan uzaktır gibi. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki istibat, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet, zorluk, müşkilat. Hatta imtina derecesinde müşkilat, imkansız, imkanı sıfır derecede müşkilat, küfür yolundadır, küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet, yani hakikatte akla uygunluk, hakiki imkan, hatta vücut derecesinde suhulet, yani o derece kolaylık, iman yolundadır ve İslamiyet dairesindedir. Elhasıl, ehli felsefe istibad ile inkara gider, yani kafama sığmıyor, aklıma sığmıyor, akıldan uzak görüyorum der, inkara gider. 10. söz istibat hangi tarafta olduğunu o tabir ile gösterir. Yani küfür yolunda mı zorluk var, müşkilat var, akıldan uzaklık var, yoksa iman yolunda mı? Küfür yolunda müşkilat var, iman yolunda suhulet, kolaylık var. Onların ağızlarına bir şamar vurur, susturur. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren, rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden, uygun hareket eden müminleri taltif etmesin. Elbette Cenab-ı Hak emir doğrultusunda yaşayan müminleri tavsif eder. Ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri tedip etmesin. Onları da edeplendirir. Cezalandırır. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar demek, bir mahkeme-i kübraya, bir saadet-i uzmaya, büyük bir saadete bırakılıyor. Evet, görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin? Yani sonsuz bir hikmetle bu alemde Cenab-ı Hakk'ın iş gördüğüne. Delil mi istersin, kan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faidelere riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün aza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hücreatında, her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydeler takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük tohumunda derc etmek, büyük bir ağacın sahife-i amalini, tarihçe-i hayatını, fihriste-i cihazatını küçücük bir çekirdekte
manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Ve bu noktada her bir çekirdeği, her bir tohumu dikkate aldığımızda ondan kendi ağacını, nebatını Cenab-ı Hak yaratıyor. Demek ki o tohuma, o çekirdeğe, o ağacın, o nebatın bütün azalarını ince kader kalemiyle yazmış. Günü geldiğinde toprağa verildikten sonra evet, kudretiyle topraktan çıkarıyor. Hem her şeyin hılkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, en son derece sanatlı olması, nihayet derecede hakim bir saniyin, son derece hikmetle iş gören sanatkarının, yaratıcısının nakşi olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, rahmet hazinelerinin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek, bütün isimlerinin aynelerini derc etmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden, himayesine sığınan ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Adaletle, mizanla iş görülüyor. Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle, özel ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisaniyle, ihtiyacı fıtri lisaniyle, ızdırar lisaniyle, sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adil ve hikmeti gösteriyor. Demek farklı dillerle yapılan hali hali dualara Cenab-ı Hak her zaman herkesin isteğine, talebine, duasına cevap veriyor. Hani denmiş, her suale cevap var, her isteğe karşılık var. Ama aynıyla olmayabilir. Biz dünyamız için isteriz, Cenab-ı Hak ahiretimiz için kabul eder. Hatta bir doktor misali veriliyor. Çocuk doktordan hastalığı için tatlı şurup ister, bal gibi. Doktor ona acı kinin gibi şurup verir. Doktorun hikmeti öyle gerektiriyor. Onun iyileşmesi için böyle bir ilaca ihtiyaç vardı. Çocuğun burada hakkı yok ki, niye ben tatlı şurup istedim, acı şurup bana verildi, kullanmayacağım. Yok. İyileşmek istiyorsa, doktora itimat ediyorsa, ilacın acılığına bakmayarak içecektir. Demek doktor cevap vermiş. Fakat kişinin istediği tarzda vermişti. Cenab-ı Hak da kulunun taleplerine karşılık verir. Mutlaka cevap verir. Ama her zaman kulun istediği tarzda değil. Gerçi Cenab-ı Hak taleplerimizi bizim için iyiliğimize çevirir. Daha bir hayırlı şekilde, daha güzeliyle karşılamış olur. Her suale cevap var demek mutlaka her sual aynıyla karşılığını bulur demek değildir. Yani kabul olmak ayrıdır, cevap verilmiş olmak ayrıdır. Evet, şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun, beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın? Evet, insan ebed için yaratılmış, ebedi istiyor. Cenab-ı Hak
ebedi hayatı vermek istemeseydi, insanın duygularına ebedi isteme arzusunu yerleştirmezdi. Onun için deniyor ki, vermek istemeseydi, istemek vermezdi. İnsan, ruhu, vicdanı, aklı, fani bir hayata, dünya hayatına razı olmuyor. Ebed istiyor. Ebed, ebed, ebed. Evet. İnsan gibi en büyük bir mahlukun, beka gibi, ebediyet gibi en büyük bir hacetini, ihtiyacını mühmel bıraksın, ihmal etsin, etmez. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkemeye kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan, hakikaten kainat içinde insan çok küçük bir mahluktur. Sonsuz fezayı düşünelim. Daha hala bize ışığı gelmeyen yıldızlar olduğunu nazar-ı itibara alalım. Gök cisimlerinin büyüklüklerini dikkate alalım. İnsan onların yanında zerre bile olamıyor. Ama Cenab-ı Hak nezdinde kıymeti var. Büyük kıymeti var. Dünyayı şenlendiren başta insandır. İnsan olmasa dünyanın bir kıymeti kalmayacak. Evet, şu küçücük insan, şu küçüklüğü nispetinde değil ya, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Yani görecek, cinayetinin büyüklüğüne göre karşılık görecek. Mahiyeti çok önemli olduğu için ona göre değerlendirme yapılacak. Vazifesinin azametine göre mükafat ve ceza görecek. Madem şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, elbette adil olan o zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Hani cemaliyle cennete işaret, celaliyle cehenneme işaret. Dördüncü hakikat, Bab-ı Cud ve Cemal'dir. İsmi Cevat ve Cemil'in cilvesidir. Bazı nüshalarda Cenab-ı Hakk'ın Cevat ismi şeddeli vav ile yazılmış. Lisan bilenler doğru mana için şeddenin olmaması gerekir diyorlar. Yani cevvat değil de cevat şeklinde telaffuz etmek daha uygundur diyorlar. Biz de onu tercih ediyoruz. Dördüncü hakikat Bab-ı Cud ve Cemal'dir. Cud, cevat ismine bakıyor. Evet, Cemal, Cemil ismine bakıyor. İsmi Cevat ve Cemil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sahavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, şükreden kulları, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz, kusursuz, kemali, cemali var. Bitmez hazineleri, tükenmez serveti var. Yine sonsuz cudu, sehaveti, cömertliği, keremi, ihsanı var. Evet, böyle olunca buna uygun ziyafet mahalleri gerekiyor. Dünya bunun için dar geliyor. Öyleyse ebed tarafında bulunacaktır. Müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler, isterler. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek,
Evet, yeryüzünün ne derece süslü olduğunu görüyoruz. Herkes idrak ediyor. Ay ile güneşi lamba yapmak. Evet, ayı gece lambası, güneşi gündüz için lüks lambası yapmış. Yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek mahlukatın en güzel çeşitleriyle doldurmak. Hakikaten öyle. Yeryüzü bir nimet sofrası olmuş. Yiyeceklerin, gıdaların en güzel çeşitleriyle doldurulmuş. Mevsim be mevsim, mevsimden mevsime taze taze geliyor. Meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdit etmek, yenilemek, hadsiz bir cud ve sehaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, böyle bir cömertlik, zenginlik, böyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur, bir dar-ı ziyafet ve mahalli saadet ister. Hadis-i şerifte cennet tarifinde buyurulmuş ki, cennet böyle bir yer ki ne göz görmüş, hani gözlerin gördükleri güzelliklerle kıyaslanmaz, ne kulak işitmiş, kulakla işitilen güzelliklere benzemez, ne de insanın kalbine hutur etmiş. Kalbinden de geçmiyor o kadar güzellik. Evet, öyleyse cennetin güzellikleri tarifi imkansız bir güzelliktir. Cennette yok, yoktur. Ne arzulansa o vardır. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezzüz edenler o mahalli saadette devam etsinler. Devam, devamlılık. Ebedi kalsınlar. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Yani nimetler ondan çekildi, kısaldı, daraldı. E ne getirir? Elem getirir. Ama cennette böyle değil. Gidenin yerine yenisi geliyor. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi elem gitse lezzet gelir. Peki lezzet gitse ne olur? O zaman da elem gelir. Zevali lezzet dahi elemdir. Öyle sehavet elem çektirmek istemez. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cud ve seha nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Yani nimeti görenler, evet, o nimet karşısında haliyle şükran vazifesini, hamd vazifesini ifa ederler. Minnettarlıklarını bildirirler. Sürurlarını ohlarla, elhamdülillahlarla ifade ederler. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Evet. Ta böylelikle daimi tenaumla tekrar ve tekrar kesilmeksizin, evet, nimetlenerek o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezzüz, yani cennet lezzetleri geçici olsa, bir tattırsa devamı gelmese ne olur? Zail olduğu için acılaşır. Cüz'i bir lezzetlenmek olur. Kısacık bir zamanda öyle bir cud-u sehanın, cömertliğin muktezasıyla kabili tevfik değildir. Yani yine buradan anlıyoruz ki cennette nimetler kesilmez, devamlıdır. Hem dahi meşher-i sanat-ı ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı Rabbaniye'ye dikkat et. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın, bitkilerin, hayvanların ellerinde Rabbani ilanat var. Buna dikkat edelim. Haşiye, evet, kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmetdar bir saniyin mehasini sanatın dişure okutturan bir ilan namedir. İşte nebatata hayvanat dahi kıyas et. Hani mesela
Akdeniz ikliminde yetişen güzelim o turunçgiller, portakal, mandalina, limon önce her tarafı güzel kokusuyla mest ediyor. Sonra çiçeğin yaprakları dökülüyor. Çiçeğin ucundan meyve büyümeye başlıyor. Sonra olgunlaşıyor. Cenab-ı Hak o şekilde ihsanını gösteriyor. Sanatlı meyveleri insana ikram ediyor. Bunlar zişura, Cenab-ı Hakk'ın sanatının güzelliklerini mucizekar sanatperver zatı gözlere gösteriyor, anlatıyor. Evet. Hem dahi meşheri sanatı ilahiye olan Cenab-ı Hakk'ın sanat eserlerinin sergi yeri olan Aktar-ı Alem sergilerine bak yeryüzünde görüyoruz. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan idanat-ı Rabbaniye'ye dikkat et. Bunlar neden bahsediyorlar? Nenin dellallığını yapıyorlar? İfade edildi. Mehasin-i rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Enbiya ve evliya da Cenab-ı Hakk'ı bize tanıtıyorlar. Nasıl müttefikan Sani-i Zülcelal'in kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar. Enzar-ı dikkati, dikkat nazarlarını celbediyorlar. Yani peygamberler ve onların varisleri olan gerçek alimler muallimlerdir insanlık için, rehber insanlardır. Cenab-ı Hakk'ın sanat eserlerini tarif ediyorlar. O tarifle de sanatkarına dikkati çekiyorlar. Evet. Demek, peki buradan çıkaracağımız bir mana var. Nedir o? Bu alemin saniyenin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edilirin başlarında teşhir ister. Bir güzellik var. O güzellik hep gizli kalmayacak. Ne içindir? İbret nazarlarına kendini gösterecek. Evet. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. Bir defa görünüp kaybolmak değil, tekrar ve tekrar. O ise takdir ve istihsan edicilerin, görüp hayrette kalanların takdirle karşılamalarını, devamı vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sukut eder. Bekası olmayan istihsan edicinin, insan o güzel sanat eserlerini gördükten sonra onların zevali söz konusu, kendisi de zail, geçici, bekasız. Ne oldu? Kıymeti kalmadı. Evet, kıymetten düştü. Neden? Devamı olmadığı için. Evet. Burada bir haşiye var. Evet, durumu emsal dendir ki, bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tard eder. Adam aşık olmuş, dünya güzeli onu huzurundan kovuyor. Bu adam kendine teselli vermek için tüh ne kadar çirkindir der. Yani karşılık görmediği için o güzelin güzelliğini nefyeder. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer, üzümleri yemek ister, koparmaya eli yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla ekşidir der, gümler gider. Yani ayı da o lezzetli, güzel üzüme ulaşamadığı için evet onun güzelliğini inkar ediyor. Tüh ne kadar ekşidir diyor. Evet. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayet de güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mehasinini bildirir
ve nazirsiz hafi bir hüsnün, gizli bir hüsnün letaifini işar ediyor. Evet, burada yine bir haşiye var. Aynı misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki cemal onların değil. Belki o cemaller bir hüsn-ü münezzeh ve bir cemal-i mukaddesin ayatı ve emaratıdır. Yani gördüğümüz bütün güzellikler o güzelden geliyor. Cenab-ı Hak cemildir, sanatı da güzeldir. O münezzeh hüsn, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise kendi mehasinini, güzelliklerini bir mir'atta görmek, aynada görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek iki vecihle kendi cemaline bakmak. Biri, her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri, müştak olan, seyirci ve mütehayir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise müştak, seyirci, mütehayir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve cemal ebedi sermedi olduğundan müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hafife almaya. Evet. Hürmeti tahkire meyleder. Hürmet gider, hakaret etme durumuna geçer. Çünkü kodyam insan, bencil insan, bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişmediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir, Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sehavet-i cud, o misilsiz cemal-i hüsn, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler. Halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz, herkes çabuk gidip kayboluyor. Yani 50-60 yıllık bir ömürde o güzellikleri seyrediyor, ibret alıyor, nimetleniyor, lezzetleniyor. Ama sonra bu dünyadan göçüp gidiyor, toprağın altına giriyor. Evet. Bu sehavetin, ihsanını ancak az bir parça tadar. Demek ki dünyadaki nimetler doyumluk değil, bir manada tadımlıktır. Peki doyumluk yer neresidir? Doyumluk yer ebedi cennettir. İştahası açılır dünyadayken. Fakat yemez gider. O cemal ve kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyrangah-ı daimiye gidiliyor. Daimi olan seyrangah cennettir, ebedi hayattır. Elhasıl, nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani-i Zülcelaline kat'i delalet eder. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nice varlık, birlik delilleri var. İşte şu cümle bunu ifade etti. Nasıl ki şu alem, kainat, evren, bütün mevcudatıyla Sani-i Zülcelaline, celal sahibi sanatkarına, sultanına kat'i delalet eder. Sani-i Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kudsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister.
Zaten bu hakikatler de birer birer Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle ahiretin varlığına işaret ediliyor. Beşinci hakikat, Bab-ı Şefkat ve Ubudiyeti Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Yani Şefkat, Rahim ismiyle denkleşiyor. Efendim, sevgili Peygamberimizin kulluğu noktasında da evet, Cenab-ı Hak Rahim isminin tecellisiyle cennette sonsuz nimetlerle nimetlendirecek. Ehli iman için de böyledir. Hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti en edna bir mahlukundan görüp kemali şefkatle ummadığı yerden isaf eden, yani imdadına çabucak yetişen ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, imdadına yetişen, lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden, lisan-ı hal ile istemek de var, o da karşılıksız kalmıyor. Nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en sonsuz Rahman ve Rahim olan Allah, en büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan, en büyük hacetini görüp bitirmesin, israf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Mümkün değil. Burada şöyle bir haşiye var yine. En büyük bir abd karşılığında haşiye. Evet, 1350 sene saltanat süren ve şimdi neredeyse 1440 küsur sene saltanat süren ve saltanatı devam eden, halen de devam ediyor. Ve ekser zamanda, çoğu zaman 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan, mensupları bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdidi beyat eden, yani sözleşmesini yenileyen ve onun kemalatına şehadet eden ve kemali itaatle evamirine, emirlerine inkiyat eden ve arzın nısfı ve nev-i beşerin humsu, dünyanın yarısı, insanlığın beşte biri, o zatın sıbgıyla sıbgalansa, boyasıyla boyansa, yani manevi rengiyle renklense ve o zat onların mahbubu kulubu, kalplerinin sevgilisi, mürebbi ervahı, ruhlarını terbiye edici olsa, elbette o zat, şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın en büyük kuludur. Hem ekser envai kainat o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o zat şu kainat halıkının en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki bütün insanlık ebediyet istiyor. Haceti budur insanlığın isteği. O hacet ise insanı esferi safiliğinden, aşağıların aşağısında olmaktan, âlâ-yı illiğine, yüksek bir değere, yüceler yücesine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd, umumun namına onu kadî-ül hacattan isteyecek. Evet. Evet, mesela hayvanatın zayıflerinin ayağının üstüne duramayan yeni doğmuş yavrunun ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Yani kuşların yavrularını görüyoruz, kedinin köpeğin yavrularını görüyoruz, ineğin koyunun keçinin yavrularını görüyoruz. O zayıf yavrulara Cenab-ı Hak annelerin memeler musluğundan evet, imdadına koşturuyor ve anne şefkatini beraberinde veriyor. Anne mesela inek yavrusunu diliyle okşuyor, seviyor, yalıyor. Evet, mırıldanarak birbirleriyle anlaşıyorlar. Yavruyla anne arasında bir irtibat o melemelerle, seslerle oluyor. Evet, şu kainatın maliki
nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat hiç kabil midir ki mahlukatın en efdalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bu hakikati 19. sözde Reşhalarda izah ettiğim vecihle şurada dahi mükerreren şöyle beyan ederim. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikaye-i temsiliyede demiştik. Bir adada bir içtima var. Bir adada bir toplantı var. Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki, gel, bu zamandan tecerrüt edip fikren asr-ı saadete ve hayalen Ceziretül Araba Arap Yarımadası'na gidiyoruz. Ta ki Resul-i Ekrem'i aleyhissalatü vesselam vazife başında, vazife yaptığı dönemde Arap Yarımadası'nda, evet, vazife başında ve ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz. Bak o zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle saadet ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür. Onun gibi risaleti, yani bu dünyanın açılmasına, imtihan dünyasına vesile olmuştur. Onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadeti ulyada, yüksek bir ibadet, saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz, onun azametle namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi muvaffakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o salat-ı kübrayı öyle bir cemaat-i uzmada kılar, niyaz ediyor ki güya Beni Adem'in Hazreti Adem'den asrımıza kadar, belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına amin derler. Burada da bir haşiye var. Evet, Münacat-ı Ahmediye zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amin-i daimi ve bir iştirak-i umumidir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salatü selam getirmek ve kametten sonra şafilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umum bir amindir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı haliyle bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nev-i beşer namına Zat-ı Ahmediye aleyhisselam istiyor. Ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Evet. Şimdi burada salavat meselesi var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayetiyle şöyle diyor. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alel-nebiyyi yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Bu ayetin mucibince her bir mümin hayatta hiç olmazsa bir defa sevgili peygamberimize salatü selam eder. Ve bunun da o farzı yerine getirmiş olur. Ama müminler namazda, iki rekatlı namazda tahiyyattan sonra selamın içinde, evet, tahiyyattan sonra selamdan önce Allahümme salli, Allahümme barik okumakla bu emri yine yerine getiriyorlar. Şafiiler hususan kâmetten sonra, Hanefiler ezandan sonra, ezan ve kâmet duası içerisinde sevgili peygamberimiz için salatü selam ediyorlar. Evet, bu şu manaya geliyor. Sevgili peygamberin ahiret hususunda istediği ne biz de istiyoruz manasıyla. Evet. Hem bak,
hem bak hem öyle bir beka gibi bir hacet-i amme için, ebediyet için, umumun haceti için dua ediyor ki değil arz, yalnız dünya değil. Belki ehli semavat, yani arzın sakinleri değil, semavatın sakinleri, melekler, ruhaniler. Belki bütün mevcudat, bütün varlıklar niyazına iştirak edip lisan-ı hal ile oh, ferahlık. Evet ya Rabbena, yani ne güzel dua etti. Onun duası bizi ferahlattı. Biz de onun duasına iştirak ediyoruz. Onun istediğini biz de istiyoruz. Evet ya Rabbena ver, duasını kabul et. Biz de istiyoruz diyorlar. Hem bak, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukârâne, saadet-i bakiye istiyor ki bütün kainatı ağlattırıp duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki insanı ve bütün mahlukatı esfel-i safilin olan fenai mutlaka sukuttan, fenai mutlak, hiçlik, yokluk, yokluğa gidiş, evet, fenai mutlaka sukuttan düşmekten, kıymetsizlikten, faidesizlikten, abesiyetten, alay-ı illiyin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Yani bir kıymet kazandırıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdatkârâne ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki güya bütün mevcudata, semavata, arza, semavata, arşa işittirip vecde getirip duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Yer, gök onun duasına aminlerle katılıyor. Yine bir haşiye var. Evet, şu alemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bir müşahede şuurane, alimane, hakimane olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttılağı bulunmasın. Yani Cenab-ı Hak elbette o ferdin amellerinden haberdar olacak. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf alim, o ferdi mümtazın harekatına ve davatına, amellerine, dualarına ıttılağı bulunduğu halde ona karşı rakayt kalsın, ehemmiyet vermesin. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf-ı kadir-i rahim onun dualarına rakayt kalmadığı halde o duaları kabul etmesin. Yani duaları işitiyor, karşılıkta veriyor ve kabul ediyor. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin nuruyla alemin şekli değişti aleyhissalatü vesselam. İnsan ve bütün kainatın mahiyeti, hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki şu kainatın mevcudatı Esma-i İlahi'yi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymetler ve manidar birer mevcutturlar. Eğer o nur olmasaydı mevcudat fenayı mutlaka mahkum, yani yokluğa giderdi. Ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes karma karışık tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı. İşte şu sırdandır ki insanlar Zat-ı Ahmediye'nin aleyhisselam duasına amin dedikleri gibi arş ve ferş ve seradan süreyyaya kadar bütün mevcudat yer gök onun nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Zaten Ubudiyet-i Ahmediye'nin aleyhisselam ruhu duadır. Ubudiyet-i Ahmediye'nin ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidamatı bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi halikinden bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Evet, dua bahsi hususen 24. mektupta ve 23. sözde ve daha başka yerlerde geniş bir şekilde alınmış. Mesela diyor, bir kavun çekirdeği kalbinden dua eder, niyet eder. Halık'ım esmanı yeryüzünde ilan edeceğim. Bana neşb-ü nema ver. Cenab-ı Hak o çekirdeğin duasını kabul eder. Onu toprak altında yeşertir ve kavun meyveleri tutar.
her bir kavunun içinde de yüzlerce çekirdekle Cenab-ı Hakk'ın esmasına aynadarlık eder. Böylece bir nebatın duası kabul olmuş oluyor. Evet, mesela bir çekirdeğin hareketi, yani toprakta bir muameleye maruz kalması, halıkından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Bak, hem öyle semih kerim bir kadirden, öyle basir rahim bir alimden, yani şöyle, öyle semih ve kerim bir kadirden, Cenab-ı Hak semihdir, her şeyi işitir. Evet, kalbimizden geçenleri biliyor. En düşük dilimizden çıkan, en düşük seslerle yaptığımız duaları, talepleri işitiyor. Kerimdir, istemediğimiz halde veriyor. Kadirdir, gücü her şeye yetiyor. Bak, hem öyle semî ve kerim bir kadirden, öyle basir ve rahim bir alimden. Cenab-ı Hak her şeyi biliyor, görüyor, rahmetiyle muamele ediyor. Sonsuz rahmetiyle muamele ediyor. Yani kimden ne istediğimizi bilelim. Evet, saadet ve bekayı istiyor ki, saadet istiyor, beka istiyor, ebediyet istiyor. Bir müşahede, en gizli bir zihayatın, en gizli bir zihayatın, en gizli bir arzusunun, en hafi bir niyazını işitir, görür, işitir, kabul eder. Merhamet eder. Hani bize göre fakir mahlukat hangileridir? Hani solucandır diyelim, işte böceklerdir diyelim. Cenab-ı Hak onların ihtiyaçlarını görüyor, dualarını kabul ediyor, imdatlarına yetişiyor. Evet. Lisan-ı hal ile de olsa icabet eder. Böyle sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ve icabet eder ki şüphe bırakmaz. O terbiye ve tedbir böyle semih ve basire mahsus. Yani her şeyi gören ve işiten Cenab-ı Hakk'a ait böyle bir kerim ve rahime hastır. Şimdi böyle olunca bir böceğin ihtiyacını gören, imdadına yetişen, duasını kabul eden zat Cenab-ı Hak, insan gibi kıymetli mahlukunun duasını mühmel bırakmaz, ihmal etmez, karşılıksız bırakmaz. Acaba bütün Beni Adem'i arkasına alıp, bütün insanoğlunu, insanlığı, şu arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hulasayı ubudiyetini cami, hakikati ubudiyeti Ahmediye içinde dua eden, şu şerefi nev-i insan, nev-i insanın şerefi, ve ferid-i kevni zaman, yani asırlarda, çağlarda örneği yok. Kim? Fahri kainat aleyhissalatü vesselam, kainatın övünç vesilesi. Ne istiyor dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadeti ebediye istiyor. Ebedi saadet istiyor. Beka istiyor, ebediyet istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini duasına şefaatçi yapıyor. O esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi, delail-i vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar Halık-ı Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Burada şöyle demek istiyor, isteniyor. Baharın icadı Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında ne kadar kolaydır. Görüyoruz da her baharı, evet, hayran kaldığımız bir tarzda Cenab-ı Hak yeniden yeniye yaratıyor, yeşertiyor. Evet, ikramlarını, ihsanlarını yeryüzüne seriyor. Peki cennetin icadı, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, hikmeti, ilmi noktasında bir baharı yaratmaktan daha zor mudur? Hayır. Ona göre zaten zorluk diye bir şey yoktur. O bir şeyi murad ettiği zaman, evet, sanki ol der, o da olu verir.
ayet-i kerime bu manayı ifade eder. Evet. O esmadan şefaat talep ediyor. Görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi, delail-i vücudu olmasaydı ahiret mutlaka olacaktır. Yalnız şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar Halık-ı Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına, hani açılmasına, yapılmasına sebebiyet verecekti. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, 100.000 haşir numunelerini icat eden kadir-i mutlaka. Hani öldükten sonra dirilmeye akıl erdiremiyorum. Cenab-ı Hak niçin bu dünyayı yıksın da cenneti cehennemi yapsın gibi ifadelerin yersizliğini anlıyoruz. Neden? Her baharda Cenab-ı Hak haşir ve kıyametin bir örneğini gösteriyor. Kışta öldürüyor, baharda diriltiyor. Kışta öldürüyor, baharda diriltiyor. Evet. Yani aklımızı buna yeryüzünde göstere göstere hazırlamış. Evet. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, 100.000 haşir numunelerini icat eden kadir-i mutlaka, cennetin icadı nasıl ayar olabilir? Demek nasıl ki onun risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Cenab-ı Hak'tan aldığı emirleri, yasakları ümmetine, insanlığa, cinlere getirdi, tebliğ etti. Onun için bu dünya, imtihan dünyası açıldı. Evet. Levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk. Sırrına mazhar oldun. Sen olmasaydın, Habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım manasıyla. Sırrına mazhar oldu. Onun gibi ubudiyeti dahi, sevgili peygamberimizin örnek kulluğu, ubudiyeti dahi, öteki dar-ı saadetin, ebed diyarındaki saadet ülkesinin açılmasına sebebiyet verdi. Yani cennetin. Acaba hiç mümkün müdür ki bütün akılları hayrette bırakan şu intizam-ı alem, alemde bir nizam intizam var. Akıllar hayrette kalıyor. Evet, şu kadar başımızı kaldırdığımız zaman bulutsuz bir gecede, gökyüzünde parıldayan yıldızları görüyoruz. Evet. Gündüzde yeryüzünü ibretle temaşa ediyoruz. Bütün akılları hayrette bırakan şu intizam-ı alem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat, her şeyde son derece sanatlı, misilsiz cemali rububiyet, o duaya icabet etmemekle, yani bu kadar kemaldeyken ebediyeti yaratmasa bir eksiklik olur. O duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Etmez. Öyleyse ebedi saadet, cennet, evet, muhakkak, kat'i bir şekilde haktır, olacaktır. Hatta itikadımıza göre cennet şu anda hazırdır. Fakat dürülü bir bohça gibidir. Günü geldiğinde o bohça açılacak. Yani en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, yerine getirsin. En ehemmiyetli, lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, 100.000 defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz. Demek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi, yani tebliğ edeceği din açısından imtihan dünyasının kapısını açtı. Ubudiyetiyle de, kulluğuyla da ahiretin kapısını açar. Burada bir haşiye var. Şöyle, evet, ahirete nispeten gayetler bir sahife hükmünde olan ruh-i zeminde haddü hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300.000 kitap hükmünde olan muntazam envai masnuatı o tek sayfede kemal-i intizam ile yazıp derc etmek
elbette geniş olan alemi ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşkildir. Evet, cennet bahardan ne kadar yüksek ise o derece bahar bahçelerinin hılkati o cennetten daha müşkildir ve hayret fezadır denilebilir. Yani cennetin mesafesi geniştir. Dünya dardır. Cenab-ı Hak cennetin bir çeşit numunesini dünyadayken halk etmiş, dar yere sıkıştırmış, sığıştırmış. Evet. Diğer bir haşiye, evet, inkılab-ı hakaik ittifakan muhaldir. Ve inkılab-ı hakaik içinde muhalender muhal, bir zıt, kendi zıddına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdat içinde bir bedahe, bin derece muhal şudur ki, zıt, kendi mahiyetinde kalmakla beraber, kendi zıddının aynı olsun. Mesela, nihayetsiz bir cemal, hakiki bir cemal iken, hakiki çirkinlik olsun. İşte, şu misalimizde meşhur ve kat'i vücud olan bir cemali rububiyet, yani Cenab-ı Hakk'ın şahsına has, zatına has güzellik, cemali rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Yani Cenab-ı Hak şu dünyayı kurduğu gibi, yeryüzünde nimetlerini serdiği gibi, evet, ebedi bir diyarda iman edip itaat eden kulları için sonsuz sofraları kurmuş, kuracak, onları onun içine alacak ve sonsuz bir ikrama, ihsana nail edecektir, kavuşturacaktır. Evet, Cenab-ı Hak bizleri dünyadan göçerken makbul bir imanla göçmeye muvaffak eylesin. Burada bir salavat var. Ondan sonra dersimizi bitiriyoruz. Efendimiz için. Aleyhi salavatul rahman mil'ed dünya ve daril cinan. Allahümme salli ve sellim ala abdik ve rasulik zalikel habibul lezi huve seyyidul kevneyn ve fahrul alemeyn ve hayatul dareyn ve vesiletus saadeteyn ve zül cenahayn ve rasulikes sekadeyn وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين آمين. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İnşallah bu mevzuya ileriki günlerde devam edeceğiz.